Bangladeş, Güney Asya'da bir ülkedir ve Bengal'in ülkesi anlamına gelir. Bengal Tiger bu coğrafyaya özgüdür ve bu ülkenin adı da buradan gelmektedir. Uzun yıllar İngiliz egemenliği ve sömürgesi altında kalan bu ülke, Hindu geleneklerinin merkezinde yer alıyor ve tabii ki bu ülkede İslam kültürü de oldukça yaygın. Ülkenin yüz ölçümü 147.570 kilometre karedir ki bu Avrupa ülkelerine kıyasla hiç de küçük değildir. Yani bu ülkede yeterince toprak vardır ama Bangladeş'in büyük sorunu başka bir şeydir. 2022 yılında yapılan resmi nüfus sayımına göre bu ülkede 165 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu nedenle nüfus artışının yol açtığı sorunlar nedeniyle Bangladeş garip ve karmaşık bir ülke olarak değerlendirilebilir. Hindistan gibi bu ülkede nüfus patlaması aşağıda tartışacağımız kaosun domino taşlarına neden oldu. Bangladeş iklimi anlatılırken bu ülke daha çok tropik sahilleri ve sık ormanları ile tanınır ve bir başka deyişle doğa açısından olağanüstü bir ortama sahip olduğu aşikardır ancak bu ülkenin tek mutlak yüzü bu değildir. Zararlı ve tehlikeli böceklerle uğraşmak, çevre kirliliği nedeniyle Bangladeş halkının yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve kentsel ortamlar bu ülkenin tanıtım filmlerinin doğasından çok farklı. Bangladeş'in başkenti Dhaka şehridir ve bu anlamda en gelişmiş kentsel yerleşim bölgesi ülkenin bu bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca bu şehir Bangladeş'in en kalabalık şehri ve 15 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık 9. şehri olarak kabul edilebilir. Öte yandan Bangladeş bir depremler ve şiddetli seller ülkesidir. Bu nedenle bu ülkeye seyahat ettiğinizde deprem veya sel gibi diğer doğal afetlere tanık olursanız şaşırmamalısınız. Her metrekareye 10 kişinin düştüğü bir ülkede deprem ve sel gibi bir afet yaşanması gerçekten çok üzücü olabiliyor. Ürkütücü Bangladeş'e harita üzerinden baktığımızda ülkenin Güney Asya'da yer aldığını ve Hindistan'ın Myanmar şehriyle ortak sınırı olduğunu göreceğiz. Bu nedenle Bengalliler, Hindistan halkının kültürüne çok yakın bir kültüre sahiptir. Çünkü bu ülke tamamen geçmişte Hint imparatorluklarının yıkılmasından ortaya çıkmıştır. 12. yüzyıldan sonra halkı İslam kültürüne biraz yönelmiş olsa da, her zaman yanlarında olan Hint kültüründen hiçbir zaman tamamen kopamamıştır. 1900 yılında Bangladeş coğrafyası öyle bir coğrafyadaydı ki doğuda Müslümanlar, batıda ise Hindular yoğunluktaydı. 1991 yılına kadar bu iki kutuplaşma devam etti ve farklılıklar derinleşti ve son 30 yılda Bangladeş halkı düşmanlıklarını bir kenara bırakıp birlik olmak ve ülkenin durumunu iyileştirmek için birçok çaba sarf etti. Ancak tsunamiler, tu seller ve çok sayıda deprem gibi etkenler bu hedefin gerçekleşmesini engelledi. Elbette ülkenin geri kalmışlığının en büyük sorunu ve nedeni de hiç şüphesiz yüksek nüfusu sayılabilir. Şimdi Bengalca Bangladeş'te resmi olarak konuşuluyor, ancak hükümet resmi yazışmalarda ve iş sözleşmelerinde İngilizce kullanıyor. Elbette, sözde sokaklarda ve pazarlarda çok az insan iyi ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmektedir. Ayrıca bazı kişilerin İngilizce konuşurken sahip oldukları özel aksan nedeniyle turistlerin bunların anlamını doğru bir şekilde anlamaları çok zordur. Bu giriş ile Bangladeşlilerin günlük yaşamlarından örneklere gitme ve çoğunluğu yoksul olan bu insanların yaşamlarını yakından inceleme zamanı geldi. Bangladeş dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. İnsanlar günde 3 doların altında çalışıyor ve genellikle işlerini mümkün olan en temel araçlarla yapıyorlar. Bu ülkede asgari temel maaş yaklaşık 95 ABD dolarıdır. Bangladeş'te cuma ve cumartesi günleri resmi tatildir ve yeni hafta pazar günü başlar. Bu nedenle bayramlarda sokaklardaki kalabalık artarak dayanılmaz boyutlara ulaşır. Bangladeş'te tatsız olan bir diğer konu ise fuşun tam serbestliğidir. Hükümet bu konuya müdahale etmemiştir ve bunu yapan kişilere karşı herhangi bir işlem yapılmamaktadır ve bu konu şüphesiz toplumun ahlaki değerlerinin seviyesini etkileyecektir. Bu nedenle Bangladeş'te kadın olmak büyük talihsizlikleri de beraberinde getiriyor. Bu ülkede yoksullukla boğuşan ailelerin çoğu kızlarını okula göndermek yerine hayat şansı yakalayabilmek için onları fuhuş bataklığına itiyor. Bu ülkede fuhuşun boyutları o kadar genişledi ki şehirlerde bugün bile turizm alanı haline gelen bu faaliyetlere adanmış otellerin de bulunduğu alanlar var. Çünkü bu konunun farkında olan yabancı turistler kadınların yaşam koşullarını ve çevrelerini görmek için meraktan bu bölgelere gidiyor. Bangladeş'te bir kız fuhuşa gitmese bile 15 ila 16 yaşında evlenmiş olması muhtemeldir. Kızlar 18 yaşında olmasalar bile sahte belgelerle yaşlarını büyük göstermekte ve aile tarafından süt parası karşılığında yaşlı erkeklere satılmaktadır. Bangladeş ise okuma yazma oranının çok düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu topraklarda akademik eğitim diye bir kavram yok ve bu ülkede her 10 kişiden sadece 3'ü okuma yazma biliyor. Bu nedenle genel kültür düzeyi o kadar düşük ki şehirlerde kirlilik o kadar yüksek Ülkede nereye adım atarsanız atın yerde o kadar çok çöp var ki rahat rahat yürüyemiyorsunuz. Sadece yere çöp atmak değil, yere tükürmek de Bangladeş halkı arasında çok yaygın. Bu ülkede seyahat ederken hoş olmayan başka bir sorunla da karşılaşacaksınız. Tabii ki bu basit kültürel farklılık önemsiz görünebilir. Ancak gerçekten kendinizi rahatsız ve güvensiz hissetmenize neden olabilir. Cinsiyetiniz ne olursa olsun, insanlar size her zaman saldıracakmış gibi bakarlar. Bunu sadece cinsellik olarak düşünmeyin. Birçoğu sizden nasıl faydalanabilecekleri ve paranızı sizden nasıl alabilecekleri hissini size aktarıyor. Tabii ki, kesinlikle arada meraktan turistlere bakanlar var. Ama genel olarak Bangladeş'te kimseye güvenilmemeli. İnsanların günde 3 dolara köle gibi çalıştığı bir ülkede çoğunun paranızı almak için her şeyi yapacağından emin olabilirsiniz. Doğal olarak doğrudan sizden çalmayacaklar ama görünüşünüzden turist olduğunuz anlaşılıyorsa size gerçek fiyatından 3 ila 4 kat al daha pahalı bir şey satmaya çalışacaklar. Peki, bu ülke olumlu noktalar içermiyor mu? Eminim öyle değildir. Bangladeş'te eski Hint imparatorluklarından ve bu ülkenin kurucularından kalan mimari eserler olan çok güzel tapınaklar var. Elbette bu müzelere giriş ücretsiz değil ve giriş olarak ödenen miktar yerli halk ve turistler için tamamen farklı ve tahmin edebileceğiniz gibi turistler daha fazla ödemek zorunda kalıyor. İtalya'ya gidecek paranız yoksa veya İtalya'ya vize alamıyorsanız Venedik'te olduğu gibi Bangladeş'te de yelken turları var, Bangladeşli erkekler şahsi tekneleriyle bu ülkenin çoğu zaman kirli ve kirli nehirlerinde turist götürüp para alıyorlar. Fuhuşun serbest olduğu bir ülkede alkol tüketiminin yasak olduğu Bangladeş ile ilgili bir başka gariplik daha var. Bu ülkede genç kızların alınıp satılmasında bir sakınca yok ama alkollü içki tüketimi örf ve adetlerine ve kanunlarına aykırı ve sosyal kanunlarında uygunsuz görülüyor. Tabii ki alkolü ve tüketimini savunmuyoruz, halkının kendilerine özel bir kutsallık verdiği bir ülkenin sosyal sorunları arasındaki dengesizlikten bahsediyoruz. Sonuç olarak, Bangladeş mağazalarında yasal olarak alkol satılmamaktadır. Belki Müslümansanız, en azından domuz eti yemek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Çünkü Bangladeş'te domuz eti yemek yasaktır. Bir turist olarak Bangladeş gezinizde sizi tatmin edecek şey, yiyecek fiyatlarının düşük olmasıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi, Bangladeş'te yaşamak bir turist için ucuz, önemli olan bu hizmet veya ürünlerin ne kadar hijyenik, temiz veya güvenli olduğu. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen siyah kutu sayfasına abone olun.